Evet, e, Ahmet Aslan Hocayla ile e, işte söyleşimize tekrar devam ediyoruz. İnsanlar özgürlüğü severler. E tamam bu bir bilgidir. Nereden biliyoruz? E çünkü şimdiye kadar şunu gördük. Evet, ellerinde imkan olduğunda veya başka bazı ihtiyaçları, daha mübrem ihtiyaçları çözüldüğünde insanlar özgürlüğü istiyorlar. Anlatabildim mi demek istediğimi? Anladım. Şimdi mesela Anladım. Türk halkının Aha. pek özgürlüğü istediğini zannetmiyorum. Çünkü daha önceliği daha farklı. Heh. Şu sıra. Evet. Yani Türk halkı şu anda başka bir şey istiyor. Ne bileyim anarşiden kurtulmak istiyor. Bilmem açlıktan kurtulmak istiyor. Refah düzeyi biraz Refah daha, düzey daha yüksek olsun. Refah düzeyi yükselsin istiyor. Elektrik istiyor. Su istiyor. Sağlık hizmeti istiyor. Ninelere maaş verilmesini ha. istiyor. <laughs> Hastaneye gittiği zaman ilacını alsın. Ama merak etme bunu aldıktan sonra diyecek ki. Ya benim Avrupalılarda ve Batılılarda ne eksim var? Ya yani bak onların başka bir şeyleri de var. Mesela Türk halkı şu anda hukuk devletini falan istemiyor. İhtiyacı yok. Evet şu anda hukuk devletine ihtiyacı yok. Yani hukuk devleti veya hukuk ihtiyacı şu anda adamın gündeminde birinci sırada değil. Bir zamanlar hatırlar 1990'larda Avrupa Birliği'ne giriyoruz girmiyoruz. Hı hı. İşte e, Tansu Çiller'de o zaman Tansu e sıkıştırdılar birileri. Gazetelerde okuduğumu hatırlıyorum. Hı hı hı. İşte insan hakları, insan hakları gündemi. Tansu dedi ki haklı olarak. Muhtemelen kadın hayatta söylediği birkaç doğrudan birisi budur. Dedi ki yahu kimsenin benden dedi insan haklarıyla ilgili bir şey istediği yok ki. Ben de kamuoyu yoklaması yapıyorum. Başka bir şey. Istedim. E, gündem de dedi bu yok. Yani insanlar PKK meselesiyle ilgili, işsizlik meselesiyle ilgili, enflasyon meselesiyle ilgili, anarşi meselesiyle ilgili Çözüm bekliyorlar. Ama hiç kimse benden dedi. İnsan, hiç kimse demeyelim. Yüzde bir yüzde iki istiyor. E haklı kadın ben de politikacıyım diyor kadın. Ya ne yapayım yani ben Ahmet Bey'le Ahmet Uhri bir araya gelmişler. Aman bize özgürlük lazım. Bize özgürlük lazım diye ben onlar için ben program ve siyasi parti kuramam. İstiyorlarsa kendileri kursunlar yapsınlar. Çok mı? güzel. İstiyorsa <laughs> kursunlar yapsınlar. İşte kuran yaparlarda bir başarı kazanamıyorlar. Ama bu bir şey ifade etmez. Yani bu özgürlüğü insanların istemediği anlamına gelmez. Neden? E çünkü bizden evvel aynı yollardan geçmiş, bizden daha eğitimli, bizden daha zengin, bizden daha kişilikli, bizden daha başka milletler özgürlük istiyorlar. Mesela Fransızlar istiyorlar. Bu belki de bir aşama. Evet. Yavaş yavaş eğitim. E, gayet tabii. gayet tabii. Şeyi hatırlıyorum ben. Demirel'in lafını. Son millet bir... plan değil pilav istiyor. Evet. Diyordu. İşte o kötü bir tabii. O Aha. tam demokrasi. Ben daha iyi evet. bir laf söyleyeyim. Ee, Şaşıracaksın. Biraz İbrahim Tatlıses söyleyeyim. Şimdi İbrahim Tatlıses biliyorsun. Evet. Adama işte bir takım eğlendiler. Söylediler. Dedi ki yahu ben Urfa'da Oxford vardı da okumadım mı? Ha. Şimdi ben bunu biraz çevireyim. Ulan Türk halkı olarak bana siz özgürlük verdiniz de, yaşadım da, keyfini çıkardım da, istemedim mi? Zaten yok. E, hayır, yani benim şimdi onu isteyecek durumum yok ki. Benim istediğim durum, işte neyse, ne, ne istedi İbrahim Tatlıses hatırlayın neler istediğini. Çok zengin, olmak istedim, Çok zengin olmak istedi. Çok güzel. Çok güzel. Hepsini elde etti. Öyle. Ama bütün bunu elde ettiğin sonra özgürlük istedim, onu bilmiyorum. Belki de istemiştir. Hayır, önemli olan şu yani. Yani o odur. Oxford vardı da okumadım mı? Siz bana özgürlüğü hakikaten içinde olan bir toplum, rejim, düzen koydunuz içinde yaşadım. 100 yıl, 50 yıl oğlum, karım istemedim. İnsan niye istemesin onu? Söylemeye çalıştığım neydi? Demek ki böyle genel bir takım doğrularımız var. Şimdi şunu da söyleyebiliriz değil mi? Herhalde herkes bunu söyler. Hiç kimse kendisine işkence edilmesini ister mi? E yani istemez tabii. Çok güzel. O zaman merhamet iyi bir şeydir. Evet. E gördün mü? <laughs> i̇şte bak, bu tecrübeyle bir şey. Bu Tanrı söylediği için değil. Hiç kimse Sizde bunu var. söylediği için değil. İnsanlar Doğru. acı çeke çeke, acı çektirile çektirile. Bedel ödeyerek. Bedel ödeye ödeye şunu hissetmişlerdir. Ana, özgürlük iyi bir şey. Merhamet iyi bir şey. İşkence görmek kötü bir şey. Bilmem anlatabildim mi? E i̇şte o zaman demek ki bu toplumda bedel ödemedi diyorsunuz. Yani bir, bir yerde. E sonuç budur ama yani yani kusura bakma yani biz bir şey ödediğimiz yok. Ben arada bir bunu söylerim. Yani bana şunu söylenir işte ya adamlar ne güzel yaşıyorlar, E güzel yaşayacaklar tabii çünkü bedel ödediler. Şimdi şöyle bir Avrupayı düşün. Yine bir örnek vereyim sana. En azından 13. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar 600 yıl Avrupa'nın tarihi sadece ticari bakımdan işte bilmem İtalyan şehir devletleri merkantilizm kapitalizm Hı. sanayileşmenin tarihi değildir ki aynı zamanda kiliseyle devletle özgür düşünce'nin taraftarları bilim adamları işte farklı dinler, hı hı. protestanların, özlükler arasındaki savaşın tarihidir. Tabii yani Rönesans'ın re reformu boşu, boşu şey yapmadılar. Devam yani. edelim şimdi. 19. yüzyıla gelinceye kadar bu savaşı verdikleri için bu savaşın her alanda şeyler var. Temsilciler var. Yani ben kendi alanımla ilgili olarak söyleyeyim. İşte Galileo. Dünya dönüyor. İşte Spinoza. Efendim ünlü şeyisi. Yani e, şey üzerine, hoşgörü üzerine. İşte Locke. Evet, John Locke, tabii. İşte Walter. İşte Walter. Bak dört tane adam sayıyorum sana. Bunlara 44 tane daha eklerim. 44 tane idea Dağı. eklerim. İrlu ufaklı, İrlu ufaklı 600 yıl boyunca iki güç. Çok genel konuşayım. Muhafazakar tutucu güçlerle diyelim ki ilerici, özgürlükçü, serbest düşünceci güç arasında savaş verilmiş neler neler yapılmış Rus öyle değil mi evet yakılmış insanlar şeyle işte şöyle Jan Hus çok az Martin Lutherler çıkmış tabii. ortaya. Ha? Tabii tabii doğru her alanda her alanda E sonunda ancak 19. yüzyıla gelince iyi kötü iyi kötü Hı -hı. şu anda da işte bizim içine değer olan bir takım kavramlar ve kurumlar icat edilmiş. Yani demokrasi diyelim buna. insan İnsan hakları diyelim. Birleşmiş Milletler'de Tabii. bunun şeyi. İnsan hakları evet. Hoşgörü diyelim buna. Tabii. Kadınların emansipasyonu diyelim. E, bunlar, nasıl yapmışlar bunu? Böyle yapmışlar. Mücadele ederek evet. bedelini ödeyerek. Kusura bakmayın biz Urfalılar, hadi Türkler de hiç böyle şeyler yapmadık. <gülüyor> <gülüyor> Hocam. E... hiç öyle şeyler Çok... yapmadık biz. Yani <laughs> benim tarihimde ben Urfalılar içerisinde bildiğim zamanda da bilmediğim zamanda da bu sözün ettiğim şeylerle ilgili mücadele veren, çaba sarf eden, acı çeken hiç kimse yok. Eceğim işte yani Oxford yoktu ondan oldu Urfa'da. İşte <laughs> ya dikkat edin ama ben işte İbrahim Tatlıses onun için söylüyorum. Yani İbrahim Tatlıses benim söylediğim farklı bir şekilde söylüyor. Doğru. Benim ne alay ediyorsunuz diyor. Benim ilkel basit bir adam olduğumu söylüyorsunuz. Zevklerimi falan filan. E ne bekliyorsunuz benden? Daha ne bekliyorsun? Bu ne bekliyorsun? Olanı bu, bu, bu ha, ben bu buydum diyorsun. E, ben de aynı şeyi söyleyeceğim. Bana da bunu söylesen ben de derim ki ya ne bekliyorsun benden ya Ahmet. Bu kadar. Bu kadar. Yani <gülüyor> benim <gülüyor> Newton olmamı mı bekliyorsun? Einstein olmamı mı? Spinoza olmamı mı bekliyorsun? E bunu beklemen için ne hakkın var senin? Şeyin Değil bir mi? kitabı var. Gene Celal Şengör. Benim dostumdur. Çok severim. Bir kitap yazmış. Newton niye Türk değildi? Ha. Evet ya o kitabı hatırladım şimdi. Ha, al oku. <laughs> Onu. Şimdi tabii benimle konuşmayacaksın. Şeyle konuşacaksın. <laughs> <Cerrah> Şengörle. <laughs> Doğru. He. Şimdi aslında Celal Şengör de bunu başka bir şeyden, hmm. bir Çinli zannediyon bir profesör. İşte hmm. emekli ayrılırken e, e, Newton neden Çinli değil diye hmm. bir şey yapmış efendim Çin'den bir, bir konuşma. Ha. Çinden hmm. niye bir Newton çıkmıyor? O, o da çok güzel, çok zekice düşünmüş. Onun benzerini bizim için yazmış. Şimdi yine aynı şeyi söyleyeceğim. Niye çıksın YouTube? <laughs> ya evet bir edebiyat Nobel'imiz var. Evet. Aldık Nobel'li bir Orhan Pamuk var. Ama Aziz Sancar aldı nerede aldı? Amerika'da aldı. Burada değil yani. Yani şimdi alabilirdi de şekerim. Burada Hı -hı. da alabilirdi. Şimdi Hı -hı. sorun o değil. Şöyle de sorun. Ee, ona ona bakarsan bana şunu da söylüyorlar. Arada bir ben bu lafları söylediğim zaman bana şunu söylüyor. söylüyorlar. Hem överek söylüyorlar hem de benim mağlup edeceğimizde. E ya hocam işte sen de işte Urfa'dan çıkmışsın. Bak sen başka bir adamın. Hı. E yahu sen benim üzerime mi bina inşa edeceksin? Ya yani zaten böyle bir şey mümkün ha, Hayır değil böyle ya? bireysel, bireysel olmaz. özel durumlar üzerine bina inşa edilmez. Kurumsallık önemli. Ha yani? yani şimdi Urfa'dan benim gibi adamların çıkmasına uygun bir zemin var mı? E yok. E Türkiye'den Newton gibi adamların çıkmasına imkan var mı? E yok. Türkiye'den İnsan haklarına çok önem veren insanların ortaya çıkmasına imkan var mı? E yok. E hocam niye yok deme. Bana çünkü onu iş, o hikaye çok uzundur. Uzar gider oradan ha, hayır doğru. Hayır çok uzundur tabi. Ama aşağı tabii. yukarı ne olduğunu biliyoruz. Anladık yani. Ne aşağı yukarı oluyor? biliyoruz. Nedir aşağı yukarı? Bizim ne devletimizde, ne dinimizde, ne ailemizde, ne okulumuzda. En basit olarak söylüyorum Hı. şimdi. Özgürlüğün bireyselliğin, farklılığın bir değer olarak kabul edilmesi söz konusu mu? Hele farklıysan yandın yani. E bak sen ne dedim işte. Bak ne farklı buna birbirine paralel. Tabii. E özgür olma farklı olmak demek zaten. Tabi. Tabii. Yani her toplumun içine doğduğumuz her toplumun genel olarak o zamana kadar hakim olan geleneksel bir takım değerleri var, kavramları var, kurumları var. E ne zaman başlıyor şey özgürlük? Şu veya bu nedenle içinde bazı adamlar o kurumlar içinde farklı davranmaya başlıyorlar. Farklı düşünmeye başlıyorlar. Ceketi iliklememeye başlıyor. Hiç ceketi iliklememeye başlıyorlar. <laughs> Çok güzel. Ceketi iliklememeye başlıyorlar. Evet. şimdi ceketi iliklememeye başladığı zaman sinirleniyor insanlar. Bunu bu ceketi iliklemeyi biraz daha ileri götürdüğü zaman dövüyorlar. Bunu da biraz daha ileriye götürdüğün zaman o zaman da idam ediyorlar. E şimdi sen bu kültürden, bu toplumdan ne bekliyorsun o zaman? Doğru. Şimdi ünlü cümle işte. Bütün hepimizin korktukları. Biraz daha derine götüreceğim ben. Hı hı. Birlik. Şimdi bir toplum ki, ki bizim toplum da budur. Bütün geleneksel toplumlar birliğe çok önem verirler. Bütün geleneksel toplumlarda Unutma Sokrat şeyinde, Platon'un da devletin temel değeri evet, birlikti. Evet. Birlik, birlik. Bir olacağız, iri olacağız, diri i̇şte olacağız. Bir olacağız, ya. bir ha, olacağız, ha, bir ha. olacağız. Anlatabildim <laughs> evet. mi? Ki Aristoteles de zavallı. Tabi aklı başında olduğu için. Yahu, aile birliği olan bir şeydir. Devlet birliği olmaz. Devlet çeşitli üzerine kurulur. Öyledir. Hmm. Çok basit olarak. Evet, doğru. Çok... Yani bir ve aynı türden, varlıklardan meydana gelen bir şey devlet olmaz. Aile olur, tamam olur. Ki o, o bile olmaz şimdi. Evet. O bile olmaz şimdi. Hani aile olur, lonca olur, cemaat olur, dini gruplar olur. Devletlere bir şey olur mu? Ayrı sınıflardan, farklı işlev gören kurumlardan, ne dediğimi anlatabildim mi? Şimdi birlik ve birlik. Şimdi dikkat et, politikacılarımızın hepsinin temel kavramı birlik. Aman birlik. Bu fark etmez Türkiye Cumhuriyetinin birliği Türk halkının birliği Müslüman cemaati hep birlik oluyor. Birlikten bir şey bir yeni Hat, renk çıkmaz yani. Ya herhalde. birlik, yani. ya birliğin olduğu yerler var, birliğin olmadığı hmm. yerler var. Öyle saçma sapan şey mi olur? Yani birlik olduğu zaman işte biraz söyledik. Eğer birlik değerse birliğe karşı çıkanlar hepsi hain olur. Eğer birlik değerse birliğe itiraz edenler muhalif değil, düşman olur. İşte Türkiye'den bahsediyorum aynen, sana. Aynen o. İtiraz yalnız itiraz eden ve bunu sorgulayan, ya düşman, düşman olur, düşman olur. Şimdi Türkiye'de bir takım insanlar özellikle iktidar karşısındakileri düşman olarak görmüyor mu? Anladın mı? Arada bir şaşıyor Ne diyeceğim <laughs> bir o zavallı bin ali yıldır da şaşırıyor Acaba Hı. nasıl desem bunu? Önce diyor ki bana bakın, hayır derseniz vatan haini olursunuz. Sonra bakıyor. Sonra bakıyor, Lan bu nasıl <laughs> oldu? Ta bir <laughs> laf oldu bu şimdi. Anladın <laughs> mı? Yok yok olmazsınız, olur. Hayır da diyebilirsiniz diyor. Karar veremiyoruz. Evet. Çünkü kafamızın gerisinde ne var? Şu birlik düşüncesi denilen olayın. E hocam sen birliğin yanında değil misin? Yahu birliğin olduğu yerler var, olmadığı yerler var. Tekrar ediyorum. Yani mesela siz bölümü kurarken hep farklı farklı şeylerden insanları çok getirdiniz. Çok güzel Ahmetciğim. Çok da aynı şey. Bak ben bölümü kurarken birliğe bakmadım. Şuna baktım. Bir ben e, e, yasalar diye bir şey var. Hı hı. Yönetmelikler diye bir şey var. Ben bir kurumun içerisinde bana bir bölüm kurma imkanı veya yetkisi verilmiş insanım. Bölüm neye ihtiyaç gösterir? Felsefeye. Felsefe nasıl bir şey? İşte filozoflar hakkında doğru bilgi edinecek, araştırma yapacak, öğrencilere de bunlar bu bilgileri düzgün doğru bir şekilde yansıtacak insanlara ihtiyaç var. Güzel. E ben o bölümü ufalar almadım. Ya, Mehmet Kuyurtar var şimdi. Canım ama yani o hayır tabii, hayır. Anladım yani. <laughs> ben o bölüme kadınları almadım. Yani Hı. almadım derken kadın yok değil anlamına değil. Anladım. Yanı kafamda. Ben o bölümde aman efendim ben solcuydum. Hı -hı. solcuları alayım. Komünistim şey komünistleri alayım. Erkektim erkeği alayım. Kısa boyluydum kısa boyluları alayım. Yok böyle bir şey yapmadım ben. Ben bölüme Kürtleri de aldım. Türkleri de aldım, Arapları da aldım, kadın da, var, kadın erkek da, da var, aldım, erkek de aldım, İmam Hatipli de aldım, İd İmam Hatipli de aldım, Komris de aldım. Ne dedim anlatabildim evet. mi? Ve orada e son derece renkli, farklı bir bölüm çıktı. Hepsini aldım. Evet. Söylediğim şey gayet basitti. Ve istediğinizi konuşabilirsiniz. İstediğiniz gibi konuşabilirsiniz. Zaten işimiz bu bizim. Kurallara ama uyacağız. Kurallar da belli zaten. Hocam istedikleri gibi konuştular. Hepsi gitti şimdi. Ama benim zamanımda olmadı. <laughs> Şöyle bir bir sanki haklı. Komünist hücre değil de başka Ama bir şey kurdu. Doğru söylüyorsun. Öyle oldu. Şimdi evet. tabii Mübahat Hanım eğer komünistten bunu anlıyorsa e biraz da öyle anlıyordu. E, Muhafazakar e, yani, öyle dedi. E, devlet ya da devlet haklı. Ha, devlet veya... olmayan. Ha, Devlet aklı öyledir. Ters sen sen ha, sen komünist yapıyorsun. Çok yani <laughs> ha, ha. Haklısın. Yani biraz geniş düşünce haklısın. Anla gene de adamlar hepsi komünist çıktı. <laughs> e çünkü ben de komünist çıktım orada. E yani e, sorguladım mı şey yaptım mı? Evet. Sorgulayan insan eğer evet. devlet aklı ile komünist direkt evet. komünist yani o zaman. Evet.